Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ekotürk'te gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahu Orakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağında birbirinden kıymetli konuklarımla gündeme dair, ekonomiye dair önemli başlıkları, konuları ele alıyor olacağız. İlk bölümde bugüne kadar gün ortasında şimdiye kadar pek işleme şansımın olmadığı bir sektörü, güvenlik sektörünü konuşacağız. Malum işte alışveriş merkezleri hayatımıza girdikten sonra daha çok dikkatimizi çeker oldu şu özel güvenlikçiler özellikle. İşte siteler, ulaşım araçları, eğitim, sağlık kuruluşları, eğlence merkezleri, yani fabrikalar, aklınıza gelebilecek pek çok yerde, benim şu an aklıma gelmeyecek pek çok yerde özel güvenlikçilere ihtiyacımız var. Türkiye'de de baktım 350 bine yakın bir özel güvenlikçi sayısı varmış. Çok ciddi bir istihdam alanı olduğunu Türkiye açısından biliyoruz. Bu işsizlikte özellikle gençlerin de çok tercih ettiği bir alan olabiliyor. Çünkü gerçekten de havalı bir ismi var değil mi? Ünal Bay, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürüsünüz. Evet. Tepe dediğimiz zaman tabii Bilkent Holding çatısı altında. Evet. Güzide pek çok sektörde yatırımı olan bir holdingimiz. Biraz şöyle baktığım zaman sizden gelen bilgilere güzel donanımlı bilgiler geldi. 93'te kurulmuş bu güvenlik. Evet. Ben tahmin ediyorum 1993'lerde çok fazla özel güvenlik yoktu değil mi yani böyle hani öyle bir zaten alışveriş merkezinin yeni yeni böyle kurulduğu zamanlar. Evet. Ya aslında bizim 93 kuruluşumuz bir şirket olarak değil aslında holding içerisinde. Holdingi kendi güvenlik ihtiyacını karşılayan bir güvenlik müdürlüğü olarak başlamış. Tamamen kendi ihtiyacına evet, dönük. Aynen, özellikle Tepe İnşaat'ın sizin de bahsettiğiniz gibi o zaman birçok alışveriş merkezi projesi var. Hı hı. Alman Metro Grup'ta onların şantiye güvenliğiyle başlayan bir iş. Start verilmiş yani evet, yeni Türkiye'ye. Evet, bir departman gibi kurulsa da 1997 yılında aslında anonim şirket hüviyetini kazanıyor Tepe Savunma. O gün bugündür de 30 yıldır sektörde hizmet veren yerli bir şirket, sektörün iki büyük şirketinden biri, öyle de bir özelliğimiz şimdi var. Şimdi hem kendi içinizdeki güvenlik ihtiyacını gidermeye dönük bir yapı var, hem de sektörün güvenlik ihtiyacını gidermeye dönük bir yapı var galiba değil mi evet, aynı zamanda içeride? Şu an tabii kendi holding güvenliğimiz çok çok küçük, %1 bile değil. Ha. Aslında dışarıya hizmetimiz %99 civarında. Hı hı. Ciddi bir dominasyon da var. Yani %10 gibi baktım ben sizin güvenlik. Evet, yani sektörün de ikinci büyük şirketiyiz dediğim gibi. Sektörde zaten 350 bine yakın, siz de bahsettiğiniz girişte güvenlik görevlisi var. Neredeyse polisten fazla aslında öyle de öyle bir kadrosu var. Evet. Tüm Türkiye'deki yani tabii, kolluk tabii kuvvetlerinden. Ki fazla gibi yani jandarmayı saymazsak daha çok bizim en çok karşılaştığımız kolluk kuvveti polis. Aslında dediğiniz gibi çok önemli bir istihdam sektörü, evet, güvenlik sektörü. 350 bin kişinin ekmek yediği bir sektör. Bir de sadece sosyal güvenlik tarafından değil, emniyet tarafından da denetlendiği için yasal olarak çalışanların özlük haklarında iyi korunduğu bir sektör. Hı hı. Öyle de bir özelliği var kalabalık olmasına rağmen. Bu tabii 350 bin kişinin tamamı özel sektörde değil. Kamuda da biliyorsunuz taşeron yasasından sonra kamuda özel sektör hizmetinin birçoğu devletin kendi bünyesine aldı. Aşağı yukarı bu sayının %49'u devlet çalışanı, %51'i özel sektörde çalışıyor. Hı hı. Biz de bu özel sektörden %9'luk bir pay alıyoruz. Anladım. Kalan %50 diye düşünürsek evet, oranın %9'u sizde dominasyon, evet, sektör evet, dominasyonu olarak. Şimdi tabii özel güvenlik dediğimiz zaman bir denetim var dediniz değil mi? Emniyetin ve evet, özel güvenlikçiler üzerinde bir denetimi var. Ancak yine de böyle sanki standartlar oturdu mu oturmadı mı biraz onu da konuşalım istiyorum. Baktığımız zaman hani ihtiyaç duyulduğu zaman çok hayati olabilecek bir mesele güvenlik evet, konusu. Zaten sunduğu hizmetin odağında da can ve mal güvenliği var değil mi? Kesinlikle. Biraz oradaki yapıyı anlatın, şirketlerin mesuliyetini anlatın, özel güvenlikçilerin yapabildikleri neler, bütün bu servise hizmeti sunabilmeleri adına aldıkları eğitim de mesela evet, çok merak ediyoruz. Şimdi bizim regülasyonlarımıza göre bir özel güvenlik kimliği konusu var. 5188 sayılı yasaya bağlı çalışıyoruz. 2004 yılında bu yasa çıktı. Bir güvenlik görevlisi çalıştırmanın bazı şartları var. Şirketin izin alması gerekiyor İçişleri Bakanlığı'ndan. Herkes bu hizmeti şirket kurup veremiyor. Çalışanların bir kimliklenme süreci ve eğitim süreci var.
Bu silahlı ve silahsız olarak ayrılıyor. Şimdi ateşli silah taşıyabiliyor mu özel güvenlikçiler? Taşıyabiliyor. O... Yani AVM'lerde falan yok onlar. Yok tabii bu güvenlik izni aslında hizmet alan tesisin valilik aracılığıyla aldığı bir izin. Bu izin başvurusunda silahlı olup olmayacağına valilik karar veriyor. Özellikle işte eğitim kurumları, AVM'ler buralarda çok silahlı güvenlik göremezsiniz. Nerelerde mesela özel güvenlikte silaha izin verilir? Biliyorsunuz bankalarda, en riskli olan yerlerden. Çok kritik konut korumalarında kullanılabiliyor. Kritik konut derken? Yani konut korumaları daha çok işte insanların kendi konutunu korutmak istediğinde. Özel kişilerin evet, bir koruma. Evet, kesinlikle. Bir de baraj, enerji üretim tesisleri gibi daha kritik, aslında stratejik anlamda kritik yerlerde silahlı özel güvenlik bulundurulabiliyor. Yani buralara herhangi bir saldırı odağı tabii, olma ihtimaline yani işte karşı. Petrokimya tesisleri, enerji üretim ya da dağıtım şirketleri buralarda valilik müsaade ediyor. Çünkü bunlar hakikaten stratejik konular. Ya oradaki elektrik kesintisi ya da telekom iletişim ağına bakan Türk Telekom gibi kritik altyapı sağlayan şirketlerde silahlı güvenlik izni veriliyor. Tamamen bu stratejik öneminden kaynaklı. Ama büyük çoğunluğu aslında silahsız hizmet silahsız verilen hizmet. Alanlar evet. Büyük oranda. Bir eğitimi var. Yani güvenlik görevlileri bu hizmeti verebilmek için bir ehliyete sahip olması gerekiyor özel güvenlik nasıl kimliğine. Nasıl ciddi bir eğitim nedir o? Ciddi sayılır. Aslında bunun bütün müfredatını İçişleri Bakanlığı planladı ve güncellemeye de devam ediyor. Silahsız olanlar 90 saatlik bir eğitimden geçiyor. Silahlı olursa bunun üzerine bir 30 saat daha ilave oluyor ve 120 saatlik bir eğitim alıyor. Sonrasında bunun sınavları var. Yine devlet tarafından merkezi sistemle yapılan yani bir başarı şartı var. Yani aşağı yukarı 10 günlük bir eğitim ya da 15 günlük bir eğitim ya da 3 haftalık bir eğitim gibi evet. Algılıyorum evet. Ben. Ama şu var aslında bizim gibi ciddi firmalar bir de bunun yenilenme süreci var. O kimliği aldığınızda 5 yılda bir de bu kimliği yenilemek için tekrar bir yenileme eğitimine ve sınavına katılmak zorundasınız. Sınav ne içerir mesela? Aslında aldıkları güvenlikle ilgili eğitimleri yani fiziki güvenlik, elektronik güvenlikle ilgili ya da güvenlik hukuku ile ilgili yani bir güvenlik görevlisinin hangi hakları vardır, ne zaman kullanabilir evet. Gibi o da oldukça önemli, eğitim başlıkları var. Evet, onları içeren bir sınav aldıkları eğitimle ilgili ve 5 yılda bir de bunun tazelemesi ve yenilenmesi gerekiyor farklı olarak. İşin psikososyal yönü de önemli. Orada bir tabii, var. Yani, var mı? Toplulukla ilgili mesela toplumsal olaylara müdahale dersi de var. Hani bu tür işte çok yaşıyoruz bazen işçi eylemleri vesaire çalıştığımız yerlerde. Onlara nasıl müdahale edileceğine dair eğitimler de var bu eğitimlerin içerisinde. Aslında bu 5 yıllık eğitim çok yeterli değil. 5 yılda bir bunun yenilenmesi çok kafi değil. Bizim gibi büyük kurumsal firmalar zaten kendi eğitim departmanları da var. Bizim de bir direktörlük seviyesinde bu eğitimleri tekrar tekrar biz çalışanlarımıza veriyoruz. Kendi içimizde. Yıllık, tabii ki yılda. En az 12 başlıkta görevleriyle ilgili eğitimler veriyoruz. Bunlar, bir akademi var kendi içinizde. Tabii Tepe Akademi diye bir portalımız var aslında. Bütün güvenlik görevlilerini açtığımız. Hem online hem webinar dediğimiz aslında 81 ilde hizmet verdiğimiz için canlı eğitimlerimizi artık online yapıyoruz. Pandemide öyle bir kasımız da gelişti. Doğru. Online toplantılardan sonra online eğitimler ama şu faydası var. Yani Hakkari'de de benim çalışanım var. Aynı anda ona da canlı bir eğitim verebiliyorum. Ekran karşısından bana soru sorabiliyor ya da eğitmenime cevaplayabiliyor. Diğer firmalara böyle bir akademik eğitim imkanı tanıyor musunuz? Diğer firmalarda yani güvenlik şöyle şirketi. Güvenlik sektöründe yok. Kendi şirketimiz için bunu yapıyoruz ama müşterilerimiz talep ederse onların da belli personelleri için bunu yapabiliyoruz. Mavi yaka ya da beyaz yaka çalışanlarını bu akademiyi onların da kullanımını açabiliyoruz. Tepe Akademi hakikaten bizim en bir de tabii Bilkent Üniversitesi'ne bağlı bir şirketiz. Biz, biz vakıf şirketiyiz. Tabii. Eğitim bizim için çok önemli. Aslında üniversitelerde böyle bir yüksekokul gibi değil mi böyle bir eğitim var, var mı? Tabii. Güvenlik özel tarafından. Güvenlik koruma bölümüyle ilgili 2 yıllık meslek yüksekokulları var. Oradan da mezun olan çocuklarımız var. İşte biz özellikle Hereke'de Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı bir meslek yüksekokulu var. Biz mesela yıllardır onlarla bir işbirliği içerisindeyiz. Oradan mezun olan çocuklarımızı biz belli süreçlerden geçirip staj programlarını alıyoruz. Devamında da şirketimizde istihdam ediyoruz. Anladım. İleriye dönük bir yönetici yetiştirme programımız var. O program içerisinde bölge müdürü olan arkadaşlarımız var. Misal çok oradan daha yüksek... nitelikli bir çıktısı var o zaman anladığım tabii, kadarıyla. 2 yıllık bir meslek yüksekokulu tabii. Olduğu için. Oradaki beklentimiz aslında oradan mezun olanlardan daha çok bu yönetici kademesinde çalıştırmak üzere bir çalışmamız var. Bir yönetici yetiştirme programımız var kendi içimizde. O programı alıyoruz mezun olduktan sonra bu arkadaşlarımızı ve belli departmanlarda işin gereği öğrenmesi gereken bilgileri tamamladıktan sonra belli sınavlarımız da var. Başarılı olursa
İşte operasyon yöneticiliğinden başlayıp genel müdür bile olabilir. Hiçbir siz de öyle mi başladınız? Ben oradan mezun değilim. Siz ben tabii asker kökenlisiniz. Evet, ayrıldım. 20 yıldır da tepe savunmada çalışıyorum. Ama ben de operasyon şefi olarak başladım. Sırasıyla bütün koltuklara oturarak bu senenin başında da genel müdür aslında sektörün muazzam bir büyümesine de tanıklık ettiniz değil mi 2003'ten bu yana tabii, baktığınız neredeyse zaman? Biz 15 kat büyüdük benim 2003 yılından bu yana ve bugün beraber çalıştığımız birçok arkadaşım genel müdür yardımcısı, direktör gibi çok daha temel unvanlarla başlayıp oralara yükselmiş durumda ve çok da aslında fırsat var bu sektörde. Çok hızlı büyüyor. Hı hı. Her yıl. Şu an nasıl bir ekonomik hacim var mesela? Şu an 2023 yılı itibariyle aşağı yukarı 3 milyar euroluk bir ciroya sahip bir sektör. Tabii sektörü sadece güvenlik elemanı... 3 milyar euro evet. Türkiye için diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. 3 milyar euro civarı bir hacme sahip ama bunu sadece güvenlik elemanı gibi düşünmemek lazım. Bizim sektörümüzde elektronik güvenlik hizmetleri de var biliyorsunuz. Kıymetli nakil işlerimiz var. Para olabilir, evrak olabilir. İşte. Elektronik güvenlik tarafı dediğiniz zaman hani bu alarm sistemleri gibi. Kamera sistemleri. Evet, kartlı geçiş sistemleri. Birçok şirket bu alanda da hizmet veriyor. Alarm bunun en büyüğü, en çok bilineni. Çünkü vatandaşımız da çoğu yerde, iş yerinde bunu kullanabiliyor. Öyle bir tarafı da var. Yani sadece aslında güvenlik elemanı çalıştıran değil, teknoloji anlamında da yapılan işler var bu sektörde ve o tarafı da daha hızlı büyüyor. Bu işte yapay zeka, teknolojideki gelişim ve dijitalleşme ile beraber. Ne kullanıyorsunuz orada mesela? Bir teknoloji ciddi bir katkı sağlamıştır mutlaka. Muhakkak. Şimdi kamera sistemleri biliyorsunuz en çok kullanılan sistemler çevre güvenliği için. Geçmişte analog kamera sistemleri vardı. Şimdi bunlar dijitalleşti. Bunun yanında yapay zekanın sayesinde kameralar artık kendi kendine analiz yapabiliyor. Yani düşünün bir tel örgü boyunca bir vatandaşın orada beklediğini, belli bir süreden fazla durduğunu hissedip onu kendi algoritmasıyla algılayıp bizim operatörlerimizin önüne bir uyarı düşürebiliyor. Aslında güvenlik görevlisinin bir şeyi takip etmesine bile gerek kalmadı. Yani bir araç uzun süre beklediğinde ya da bir tel örgünün yanına bir vatandaş yaklaştığında sizi uyaran sistemler. Aslında güvenlik görevlilerimiz artık kamera başında oturup bir analiz yapmak zorunda kalmıyor. Yazılım bu analizi yapıp güvenlik görevlisinin önüne hazır bir pop-up'la düşürebiliyor. Öyle avantajları var. Yine bu dijitalleşme ile beraber bizim özellikle 81 ilde 15 binden fazla çalışanımız var ve çok ücra noktada çalışan arkadaşlarımız var. Yani bir şehrimizin en ücra köşesinde bir barajda çalışan güvenlik görevlimiz var. Sıkıntısı olduğunda bize nasıl ulaşırın da bir çözümünü bulmaya çalıştık. Bu da çok önemli bir şey değil mi? Çünkü tek başına çalışanlar olabiliyor. Sürekli vardiyada birileri olmayabiliyor, yalnız kalabiliyorlar. Özellikle bizim kendi izleme merkezimiz var. Şirket merkezinden bütün projelerimizi ve çalışanlarımızı yani güvenlikçinin takip. Güveninden de biz mesulüz diyorsunuz. Öyleyiz çünkü o çocuklar bize emanet, bizlerin çalışanı. Onların da başına bir iş gelirse bize ulaşabilecekleri sistemlerimiz var. İşte devriye tur sistemlerimiz ve onun içine kurulu panik butonlarıyla istediği zaman izleme merkezimize ulaşıp yardım isteyebiliyor. Bu kendiyle ilgili bir sağlık sorunu da olabilir. Oraya bir tecavüz de olabilir sahaya. Ne olursa olsun onunla ilgili 7/24 izleme merkezimize ulaşıp yardım isteyebiliyor. Yine izleme merkezimizden biliyorsunuz deprem vesaire en ufak bir olağanüstü durum olduğunda o bölgede hizmet verdiğimiz yerdeki arkadaşlarımıza ulaşıp durumlarını ve tesislerin durumunu hızlıca öğrenebiliyoruz. Bu depremde yaşadığınız tatsızlıklar var mı? Çok var maalesef. Çok var. Bölgede de ciddi bir güvenlik çalışanımız var. Çalışanınız var. 1400 civar güvenlik görevlimiz sağ var. Sağ olun. 1400'ün yanında bizim tabii sadece güvenlik işi yapmıyoruz. Tepe Servis diye bir tesis yönetim şirketimiz var. Temizlik ya da catering gibi hizmetlerimiz de var. Bu 10 şehrimizde 12 çalışanımızı kaybettik maalesef. Başınız sağ olsun. Hani 12 çalışan diyoruz ama tek tek baktığınızda işte güvenlik görevlimiz, eşi, 3 çocuğu gibi arkada daha acı bir maalesef hikaye var. Öyle de bir sıkıntı yaşadık. Başladığı işte depremin olduğu 6 Şubat'tı. Ben de 7 Şubat itibariyle genel müdür olarak bölgedeydim. 11 gün boyunca arkadaşlarımızın yanındaydık. Hakikaten acı bir tecrübeydi. Son yıllarda birçok sıkıntı yaşadık ama bu deprem en büyük ve en sıkıntılı olanıydı. Hala da orada desteğimiz sürüyor arkadaşlarımıza. 10 ildeki bu arkadaşlarımızın tabii şöyle de bir sıkıntısı oluyor. Bu insanlar bu yaşadıkları olay
neticesinde ya enkazda ailesine kendi kurtulmuş olsa bile annesi, kardeşi onları bekliyorlar. Şöyle bir sıkıntı oldu. 1400 adamın aslında çalışamadığını düşünün. Varlar ama bir büyük kısmı hayatta evet. Fakat görevine gelemiyor başka evet. Sıkıntılardan dolayı. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Yani pandemide de başka sıkıntılar yaşamıştık ama hepsi bizim için bir tecrübe oluyor. Değil mi? Çok acı tecrübeler. Evet, hepsi ve de evet, çok büyük maalesef, tecrübeler gerçekten. Maalesef. Hani öngörülebilirliği sınırlı. Evet, böyle büyük olacağını hiç tahmin etmemiştik evet. Ve işte o süreçte de biz bu sefer diğer şehirlerden arkadaşlarımızı oraya yönlendirerek oradaki hem güvenlik hizmetini yürütmeye çalıştık. Güvenlik hizmetiyle ilgili tesisler açılamadığı için şey gibi görülebilir, bir hizmet ihtiyacı yokmuş gibi görülebilir ama biliyorsunuz neredeyse talana varan olaylar bile olmuştu. Tabii. Bir kaos ortamıydı içerisi. Evet, ilk günler özellikle ilk 3-4 gün. O yüzden de hizmet verdiğimiz yerleri ve içerisinde hani satılması kolay, kıymetli ürün olan tesisleri korumamız daha da bir önem arz etti. O dönem size özel bir talep geldi mi? Çünkü bölgede kolluk kuvvetlerine ulaşma noktasında da bir sıkıntı olduğunu biliyoruz evet, özellikle. Evet, ben de bölgede olduğum için ilk günler evet yani kolluk kuvvetleri de çünkü hem ulaşım açısından sıkıntı hem de evet. Çok yaygın bir deprem bu, onu etkileyen. Büyük bölümünde de çok mesela fazla hasar var. Özel güvenliğe başvuran, malının mülkünün korunmasını isteyen böyle özel talepler geldi mi size? Geldi. Yani müşterimiz olmayan şirketlerden de talepler geldi. İşte bir otomotiv bayisinden geldi misal. Hı hı. Çalıştığımız bir holdingin bayisiydi. Destek olamasak da destek verecek başka şirketler üzerinden yardımcı olduk. Çünkü biz bu tür olağanüstü durumlarda şirket olarak önceliğimiz kendi müşterilerimiz. Biz çok büyük bir şirketiz ama çok fazla da müşterimiz var. Demin de söylediğim gibi 1400 arkadaşımız aslında bir anda çalışamaz duruma düştü. Hı hı. İçinde bulunduğu durum dolayısıyla biz o kadar insanı başka şehirlerden takviye etmek zorunda kaldık. Bu talepler kendi müşterilerimizden olduğu sürece karşılıyoruz bu tür olağanüstü durumlarda. Oldu. Mesela bankalar sadece biliyorsunuz banka açıkken tabii. Güvenlik tutulan yerlerdir. Değil mi? Belli bir saatten sonra işte alarmı kurulur çıkılır ama bu yağmalama riskine karşı biz 24 saat o bankalara hizmet vermek ihtiyacı ortaya çıktı ve hizmet verdik. Yani o içine girilemeyen bankanın bir miktar uzağında araç içerisinde güvenlik görevlilerimiz gözetleme yaparak bir yağma talan olmasın diye uzun süre hizmet verdik. Çünkü geçici olarak ciddi anlamda görev evet. Alan personeliniz oldu yani. Çok siz. Fazla. Evet. Bir de şöyle sorunlar oluyor Ahu Hanım. Yani aldınız bu insanları Hatay'a, Antakya'ya götürdünüz. Tabii nerede barınacak? Barındıracak yer yok. Tabii. Su akmıyor, elektrik yok. Yani birçok çok da tutamıyorsunuz orada muhtemelen. Bir rotasyon çalışıyoruz. Mu? Aslında biz onları biraz da hayatını kolaylaştırmak için büyük çaba harcadık. Şöyle Lojistik. Bir şansımız var. Bilkent Holding hakikaten büyük firma. İçerisinde inşaat firması, catering firması, otelimiz, birçok şirketimiz var. Özellikle inşaat tarafından çok fazla destek aldık. Yani kendi mobilizasyon için kurdukları konteynerları söküp bize gönderdiler sağ olsunlar. Biz bu 10 şehirde nerede ihtiyaç varsa konteynerlarda onları barındıracak şekilde bir sistem kurduk. Banyosuna, tuvaletine kadar konteynerdan bir düzen kurduk. İşte şey için, su için bir yöntem bulduk. Jeneratör getirip elektrik ihtiyacını öyle karşıladık. Ama sadece personel değil, altyapıdan tabii, tabii onu da hazırlamanız gerekiyor. Çünkü catering'e kadar, mutfağa kadar bir evet, sürü şey yani götürdüğümüzü anladık. O çocukların anladım. Hem dışarıdan gelen hem de orada yaşayıp da depremden etkilenip evine giremeyen arkadaşlarımıza bir şekilde destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Şöyle bir şansımız vardı. Bir catering şirketimiz var. Toplu yemek üretimi yapan BCC diye. Adana'da, Antep'te merkez mutfaklarımız vardı. O bizim için büyük bir şanstı. Hem kendi çalışanlarımıza hem de oradaki vatandaşlara hem sıcak yemek hem kumanya üretme imkanımız oldu ve ulaştırma imkanımız oldu. Burada da sağ olsun özellikle TAV Holding, Bilkent Holding, TANAP, Bankalar Birliği, bu müşterilerimiz bizlerin üzerinden bu yemek yardımını uzun süre yapmaya devam etti ve hala da devam ediyorlar. Biz de onların desteğiyle birçok vatandaşımıza, sadece kendi çalışanımıza değil, başından beri her gün binlerce öğün yemek üretip onlara sunuyoruz. Devam ediyor hala. Hala da devam ediyor yardımlarımız. Bizim de çalışanlarımıza yardımlarımız devam ediyor. Dediğim gibi bir büyük... Hala kalan personelde var mı orada bu dönemde çalışan yoksa çektiniz mi artık? Bir kısım var ama artık yavaş yavaş toparlanmaya başladı. İşte bankaların hasarlı olup olmadığı netleşti ve içerideki alarm sistemi kurulabilen kuruldu. Yıkılacak varsa kasalar çıkarılıp arındırılmış hale geldiği için biraz
ilk baştaki gündeki sıkıntılara göre nispeten daha rahatız o anlamda. Fakat şimdi de çalışan arkadaşlarımızın o bölgede barınma sorunları var. Onlarla ilgileniyoruz. Ama dediğim gibi hem catering firmamız olması, yani kalıcı merkezimiz. Olarak çalışanlardan söylüyorsunuz. Kalıcı olarak tabii orayı terk etmeyen, evet. Akrabalarına başka şehirlere göç var etmeyen. Var mı böyle bir çadır kent, bir konteyner kent, Bilkent Holding'in? Birkaç proje var. Sağ olsun TAV Holding desteğiyle bir 500 konteynerlik Hatay'da bir konteyner kent kuruyoruz. Hı hı. Üretimde Tepe Prefabrik yapıyor. Yine kendi holdingimizde konteyner üreten bir şirketimiz var. Hı hı. TAV Holding'in bağışıyla büyük bir konteyner kent kuruluyor. Onun dışında biz kendi çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz için Hatay'da bu hafta bitmeden teslimini yapacağımız konteynerlarımız var. Hepsini hazırladık altyapısıyla beraber. İçerisinde banyosu, tuvaleti olan rahat yaşayabileceği arkadaşlarımızın bir daha küçük bir konteyner kent kendi çalışanlarımız için kurduk. Nerede? Hangi bölgede? Antakya'nın merkezinde. Aşağı yukarı 2,5 dönüm araziye. 60 civarı konteyner yer gösterildi. Kurduk. Evet, altyapı devletten, çalışılıyor aynen, herhalde. Altyapıyı da biz kendimiz yaptık. Üstlendiniz. Elektrik, suyu her şeyiyle. Sadece devletten bir arazi rica ettik. Hı-hı. Sağ olsunlar hızlıca bize bir yer gösterdiler. Bu hafta kaç kişilik olacak dediniz? Şu an bir 30 aileyi barındıracak Hı-hı. durumdayız. Şimdi bir grup konteyner daha gidecek. Bir miktar daha Hı-hı. alanımız var kurabileceğimiz. Bir 13-14 ailemizi daha barındıracak bir ilave konteyner daha Hı-hı. geliyor. Bu dediğim gibi ilk etapta acil elimizde hazır olan konteynerlarla yaptığımız bir çalışma. Hı hı. Bu haftada aşağı yukarı 20-20 küsur arkadaşımıza anahtarını teslim edeceğiz. Artık çadırdan çıkıp konteynerlarda yaşayabilecekler. Bir tık daha yaşam kalitesini arttırma olacaklar. Noktasında. Evet, evet, daha rahat olacaklar. O nedenle hala devam ediyor. Bir çağrı merkezimiz var. Mesela biz çağrı merkezi hizmeti de yürütüyoruz. Özellikle deprem süresince bütün arkadaşlarımızı aradık. Aslında sadece 1400 güvenlikten bahsediyorum ama temizlik elemanlarımız, catering'de çalışan elemanlarımızda 2300'ü bulan çalışanımız vardı grubumuzun. Hı hı. Onları düzenli arayıp sıkıntılarını aldık. Ne ihtiyaçları varsa hala alıyoruz. Her gün arkadaşlarımız bize ihtiyaçlarını iletiyor. Biz bir lojistik ve dağıtım firmamız var. Onların da vasıtasıyla 30 küsür aracımız şu an bölgede. Kişi kişi adreslerine kadar işte erzak gibi düşünün bunu. Hı hı. İçerisinde çocuk bezinden kuru gıdaya kadar ne istiyorsa talebinde listelenen her gün hazırlanıp bu 10 ildeki arkadaşlarımıza bunların 30 araç teslim ediyor. Güvenliğini yaptığı bina, kurum, kuruluş, fabrika her neyse çöken, kullanılamaz durumda olan dolayısıyla da hani çalışma alanı zarar gören arkadaşlar var mı? Onlarla şöyle ilgili söyleyeyim aslında biz özel sektöre hizmet veriyoruz. Hı. Yani o bölgede akaryakıt dağıtımından tutun alışveriş merkezine, enerji dağıtım şirketine kadar bankalara, işte perakende de birçok mağazamız var. Büyük bölümü sağlam. Aslında sağlam binalar. Ben de 11 gün oradaydım. En ağır hasarlı denen binada aslında çok önünde bulunduk sürekli ama binalarımızda çok sıkıntı yok hizmet verdiğimiz yerlerde. Çok şükür mesela çalışan arkadaşlarımız ki biz 7-24 hizmet veriyoruz. Depremin olduğu saatte de görevli olan birçok yüzlerce arkadaşımız vardı bölgede. Görevi başında vefat eden arkadaşımız yok. Tamamı hı hı. bu arkadaşlarımızın evlerinde, evet maalesef evlerinin yıkılması sonucu vefat etti. Bir tane müşterimizde bir ağır hasar var. Yani o da aslında ana kolonlarda değil ama binanın işte daha çok duvarları ve cam hı hı. bölmeleri yıkılmış durumda ama tamamı aslında hafif hasarlı atlattı. Anladım. Daha çok dekorasyonla ilgili bölümlerinde yıkıntılar ve hasarlar var. O yüzden rahattık. Sağ olsunlar hani bu tabii sadece tepenin kendi başına yaptığı bir süreç değil. Müşterilerimizden de çok destek aldık. Ne manada o bölgedeki alışveriş merkezlerimizde barınma için kullandık. İnsanlar çünkü çadır bile yoktu ilk günlerde. O tesislere biz ailelerini de getirtip onların da desteğiyle müşterilerimizin bir barınma imkanı da yaratıldı. O da bizim için büyük bir destekti. Hı-hı. Arkadaşlarımızın başına sokacak bir yeri vardı. İyi kötü orada elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Hı-hı. Biz de elimizden geldiğince işte kumanya, yemek desteğiyle onlara destek olduk. Aslında biraz da belki holdingin ve bizlerin desteğiyle ve müşterinin desteğiyle İlk günlerimizi biz aslında biraz daha diğer insanlara göre kolay atlattık. Hı hı. Bu imkanlarımız vardı. Ama dediğim gibi sıkıntı hala devam ediyor. Bir kısmı artık orayı evet. terk etti çalışanlarımızın. Evet. Biraz da bir Anadolu coğrafyası depremlere çok açık. Maalesef ne ilkti ne de son olacak onu biliyoruz. Bir de bunun üzerine eklenen sel felaketleri, işte iklim değişimleri evet. falan.
O yüzden aslında hepimizin çok daha donanımlı insanlara dönüşmemiz gerektiğini de anladık. Çünkü felaketin boyutu o kadar artabiliyor ki bir noktada o an yani kendimiz bir çaba içerisinde olmamız gerekebiliyor. Ama iş güvenlik elemanı dediğimiz zaman siz de bu yönde biraz daha eğitimleri güncellemişsinizdir diye düşünüyorum. Donanım katma anlamında ne yaptınız? Ben de hani genel müdür olarak geçen bir totem yaptım. Dedim ki ya biz bir sosyal sorumlulukla ilgili çok fazla iş yapıyoruz. Aslında şirketimiz ya da holdingimiz bir sosyal sorumluluk holdingi. Ya yani biz bir patron olmayan şirketiz, holdingiz. Rahmetli İhsan Doğramacı bütün bu holdingin gelirlerini Bilkent Üniversitesi'ne bağışlamış durumda. Bizim hem kendi holding şirketlerimiz hem de iştiraklerimiz olan TAV, İDO gibi iştiraklerimizden gelen bütün gelirler kuruş kuruşuna üniversiteye yani eğitime aktarılıyor. Biz de daha önce otizmli çocuklar için bir sosyal sorumluluk projemiz vardı onların eğitimleriyle ilgili. Geçen sene de sizin de dikkat çektiğiniz üzere yaz günü bile biliyorsunuz biz selden vatandaşımızı kaybedebiliyoruz. Maalesef bu afetlerin artık zamanı falan da çok belli olmuyor boyutu. Geçen sene AFAD ve AKUT'la bir işbirliği yaptık. Dedik ki biz bir tepe gönüllü ekibi oluşturmak istiyoruz, tepe yardım ekibi. Sizlerden destek almak istiyoruz. Çünkü çok fazla doğal afet yaşanıyor. Seldir, depremdir. Evet. Bir de çok yaygın bir şirketiz. 81 ilde çalışanımız olduğu için bu tür olaylarda çok çabuk yakın şehirlerden çalışanlarımız da bu tür süreçlere destek olabileceğimizi düşündük. Geçen sene Temmuz'da AKUT'la başladık. Aşağı yukarı 2000 arkadaşımıza, çalışanımıza eğitim alma anlamında. Eğitim verdik. Yani şöyle daha çok online ama bir afet olduğunda sel ya da deprem ne yapması gerekir? Bunun bilinçlendirilmesi anlamında çalışanlarımıza en azından kendileri ve aileleri için bir bilinç oluşturmak için eğitim verdik. Kasım ayında da AFAD'la 55 çalışanımız 5 ilde işte Erzurum, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi 5 ilimizdeki 55 çalışanımıza daha farklı, daha ileri seviyede bir eğitim aldık yüz yüze AFAD'ın da desteğiyle. Hı hı. Bu ekip işte deprem boyunca aslında yardımcı oldu. Tepe Hayat ekibi dediğimiz ekip. Tam da depremden önce sanki evet, adım yani adım bir denk geldik. Şubat'ta da böyle büyük bir deprem yaşadık. Çıktılar mı sahaya içimize, ikaz? Tamamı sahaya çıktı. Mesela Erzurum'daki ekibimiz hemen aynı gün Malatya'ya geldi. Adana ekibi yakın illere, Hatay vesaire gibi İskenderun'a geldi. Ve o bölgede bir kısmının arama kurtarma ile ilgili de eğitimleri ve sertifikaları var. Bir kısım arkadaşımız onlara katıldı. Hı-hı. Bu 55 arkadaşın. Kalan büyük bölümü de demin de bahsettiğim yardım dağıtım konusunda ya da yapılan enkaz çalışmalarında güvenliği vesairesi anlamında bir destek sağladık. Onun dışında aslında bir dediğim gibi eğitim departmanımız var. İki tane psikologumuz var tam zamanlı çalışan. Şu an aslında biz bölgedeki çalışanlarımıza ve ailelerine, çocuklarına psikolojik destek de vermeye devam ediyoruz bir yandan. Onunla ilgili sağ olsunlar bu psikologlarımızın oluşturduğu birçok dernek var. Onlardan da destek alıyoruz. Onlar da sağ olsun bu sürecin içinde webinar eğitimler yapıyoruz. Şimdi yakın zamanda da bir çağrı merkezi üzerinden bir hat oluşturduk. Özellikle kişisel olarak bir psikolojik destek ihtiyacı olan çalışanlarımız, çocukları ya da eşleriyle ilgili talebi olanlara da birebir psikolog desteği, klinik psikolog desteği vereceğiz. Hakikaten büyük bir travma. Çocukların büyük bir travma. İşte o anda işte hamile olan çalışanlarımız ya da eşi hamile olan arkadaşlarımız var. Onların yaşadığı travmalar evet. var. Evet. Yani fiziksel olarak bu büyük afeti atlatabilenlerin bundan sonra psikolojiyle ilgili, psikolojilerinin toparlanmasıyla ilgili evet, gerçekten ciddi desteğe ihtiyaçları var. Hepimizin psikolojisini bozdu gerçekten. Yani hani işin içerisinde olmayıp seyirci tarafta olmanın bile ne kadar yaşama sevincini çaldığını gördük hepimizden gerçekten. Son sorum olsun. Kadınların istihdamını çok önemsiyorum ben. Evet. Ortasında sık sık konuşuyorum. Güvenlik tarafında da özellikle emniyette, askerde çok kadın sayısının arttığını evet. sevinerek görüyorum. Daha da artmalı. Artık genç kızlarımız da ciddi anlamda ya da genç kadınlar da ciddi anlamda ilgi duymaya başladılar. Sizin sektörde de herhalde bir kadın istihdamı sayısında bir artış var diye düşünüyorum. Var. Yani sektörde şöyle de bir aslında handikap var. Bizim çalıştığımız, hizmet verdiğimiz tesislerin bir kısmında ve vardiyalı olması sebebiyle işimizin bazen kadın çalışanlarımıza çok uygun olmuyor. Aile hayatını hele evliyse ve çocuğu varsa biraz zorluyor. Ama işte havalimanlarında görüyorsunuz çok fazla kadın çalışanımız var alışveriş merkezlerinde. Kanun gereği
Kadın çalışanlar kadınların üst aramasını ya da çanta aramasını yapabilir. Hem cinsi olması gerekir, öyle bir kuralımız da var. O yüzden bu bir artı sağlıyor ve aşağı yukarı şu an sektörde işte 350 bine yakın güvenlik görevlisi varsa bunun 45 bine yakını kadın çalışanlardan oluşuyor ama yeterli. %10'un üzerine çıktı. Pek bence de, değil. Evet, çok da şey değil. Hani biz kadın çalışanlarımızdan çok memnunuz. Hakikaten dediğiniz gibi biraz güvenlik, asker ve polis işine benziyor ama kadın çalışanlarımız da gayet iyi yapıyor. Evet. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok görevleriyle ilgili. Çok daha fazla beğeniyorum onların hizmetini ben. Biz de onu artırmaya çalışıyoruz. Hani o beyaz zaman biraz daha tarafından güvenli alanda istihdam edilen evet. kadınlar var. Mesela ateşli silahlarda eğitim alan, var, daha var, stratejik yerlerde yok. Görev alan kadın var mesela orada tepe, da var. Tabii ki tabii ki. Silahlı görev arasında. Yapan kadın çalışanımız var. Yani kadınların o anlamda hiçbir şeyden geri Ayrıca, kalmadığını söyleyebilirim. Peki, biz de tamam. geri bırakmıyoruz. Yani erkeğin yaptığı her şeyi onlar yapabilir. Ama tabii istediğimiz seviyede değil yani 350 binde aşağı yukarı. %15'i aşağı yukarı zor buluyor. 45 bine yakın ama evet. daha çok olmasını biz de istiyoruz. Çünkü hem istihdam etmek kolay, onların iş arayışı daha çok. Hı-hı. Hem eve bir katkı sağlamak istiyorlar. Ama beyaz yaka tarafında bu daha yoğun. Neredeyse yarıya yakını beyaz yakanın çalışanlarımızın kadın çalışanlardan oluşuyor. Peki. Günal Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kıymetli ederim. Katkınız için kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Konuşmadığım bir konuyu alanı da sizin sayenizde hem de bu kadar kıymetli bir firma üzerinden anlamış olduk ve tanıtmış olduk izleyiciye. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de size. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından biraz ekonomi konuşacağız. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Murat Ferman bizlerle birlikte olacak. Şöyle bir dünya nereye gidiyor? Bir acayip bir dönemin içinden geçiyoruz. Dünya ekonomisi açısından ciddi bir belirsizlik, bir türbülans. Bir taraftan Türkiye'de de işler çok acayip sarpa sarmış durumda gerçekten. Seçime doğru iyice piyasada pek çok kanalın kilitlendiğini görüyoruz. İşte başta kredi kanalları olmak üzere işte dövizle kurulan ilişkinin arasında çok ciddi bir engel olduğunu biliyoruz. İhracatçıyla döviz arasında neredeyse ulaşmak mümkün değil gibi. Konuşacağız hepsini. Görüşmek üzere diyoruz.